Asla Bu doğru mu evlenilemez. Bu tabii yani? ki böyle bir uydurma var. Bu da tabii ki uydurma. Bu bana göre şöyle olmuştur büyük ihtimal. Yani kendisi hadisleri nakledenlerden veya hadis nakledildiği dönemdeki yöneticilerden bir kısmı böyle çocuk yaştakilerle evlendirilince onun yaptığını meşrulaştırmak için büyük ihtimal, tabii ben bunu tahmini bir hikaye olarak anlatıyorum. Yani bir şey niye uydurulduğunu söylemek bence kolay da niye uydurulduğunu ancak tahminler yürütebiliriz. Büyük ihtimal kendi çocuk yaştakinin evlenmesini ve o dönemdeki bir yöneticinin evlenmesini millete normal göstermek için peygamber de bunu yaptı diye bir şey uydurmuşlar. Bu kadar basit. Nitekim başka anlatımlara baktığımızda mesela Hazreti Ayşe'nin kız ablası var Asma adında. Onun mesela yaşı, ölüm tarihine baktığımızda onunla ilgili hesaplar yapılıyor. İşte şu 100 yaşında şu yılda öldü deniyor. Hazreti Ayşe ile onun arasındaki yaş farkı. Oralardan gittiğinde peygamberimiz de o yaşta evlenmiş olmasının mümkün olmadığı, çok daha büyük yaşta olduğu çıkıyor. Mesela Muhammed Hamidullah Hoca gibi bu İslamlık dönemleriyle ilgili işte o siyer ile ilgili yazan hocalar da mesela bu rivayetin yanlış olduğunu, yaşının çok daha büyük olması gerektiğini başka malzemelere dayanarak söylüyorlar. Fakat buradaki en önemli şey şu. Kur'an'da evlilikle ilgili iki kavram var. Bu yani tarihsel malzemeden önce. Birincisi evlilik yaşı diye bir kavram var. Kur'an'da evlilik yaşına dikkat çekiliyor. Şimdi evlilik yaşı da minimum iki tane kavram var ya, dikkat edin, bu birincisi. Evlilik yaşı da minimum ergenliktir. Biz de biliyoruz ki evlilik yaşı şu andaki tıbbi araştırmalardan 12-13 yaşından önce ergenliğe kızlar girmiyor. Geçmiş dönemde Araplarda giriyorlardı, sıcaklarda giriyorlardı diyenler var. Bu tamamen uydurma. Mesela Bağdat'ta şu andaki ortalama buluğa girme yaşı 13'ün üstünde. Ama Türkiye, 12-13 de çok küçük. hayır, bu birinci şart, daha ikinci bir şart var. Anladım. Yani ama bu bile onun uydurma olduğunu gösteriyor hadisin. Şimdi Kur'an evlilik yaşına girer girmez, yani o buluğ yaşına girer girmez evlendirebilirsiniz demiyor. Ama şartlardan biri bu minimum. İkincisi Kur'an'da rüşt diye bir kavram var. Bakın bir bedensel olgunluk, evlilik yaşına dikkat etmek lazım. Bu direkt geçiyor Kur'an'dan. Bir de dolaylı olarak çıkan şey bir de rüşt. Yani akli olgunluk kavramı çıkıyor. Şimdi Kur'an'da akli olgunluğa erişince mesela yetimlere mallarını teslim etmek geçiyor. Çünkü akli olgunluktan önce biri onun mesela malını çarçur edebilir, yok edebilir. Buradan gördüğümüz şeylerden birisi bir insanın malla ilgili anlaşmalar yapabilmesi için, malla ilgili değerlendirme yapabilmesi için bir rüşte ihtiyacı var. Bir akli olgunluk. Kur'an tam yaşını vermiyor ama bir rüşte dikkat çekiyor. Şimdi evlilikte de bir nafakası, mehir dediğimiz İslam'da bir olay var kadının aldığı. Yani Evet. boşanırsa yarın ne alacağı veya evliliğin başında ne alacağı şeklinde başlangıçtan görüşmeler var. Yani evliliğin maddi bir görüşmeyle alakalı yönü de var. Kısacası o zaman evlilik yapacak kimsenin ergenlik çağına beraber ayrıca bir rüşt sahibi, yani akli olgunluğa da erişmesi gerekir. Kısacası bu iki şartı birden varsa insan evlenebilir. Kur'an tam yaş vermiyor ama iki kavramı veriyor. Rüştünde ne olacağını biz karar verelim akli olgunluğun. Ama bu bana göre dediğiniz gibi 12-13 de olamaz. Onun da daha üstünde bir yaş olması lazım. Ama hangisini bunların alırsak alalım. Demek ki o 9 yaşla ilgili yerdeğe girdi ve 6 yaşta evlendiğiyle ilgili izahların bir uydurma olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bugün de İslam'a atıfla bu çocuk yaşta evliliklerinin temellendirilmesinin mümkün olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün işte küçük çocukları onların onayı olmadan evlenmek. Çünkü rüşt de ne demek? Akli olgunluk olunca kimle evlenip evlenmeyeceğine de karar verebilecek. Yani mal hakkındaki etkileşimi, mal hakkındaki alışverişe karar verebileceği gibi kimle evlenip evlenemeyeceğine karar verecek ve kendi hür iradesiyle kimle evlenip evlenemeyeceğine karar vermesi lazım. Yani kızların hür iradesiyle kimle evlenilince karar verebileceği ancak bir akli olgunlukta evlendirilebilir. Kur'an'dan da çıkan bir ifade, rüşt İstiyorum ifadesi. ya da Ha. istemiyorum diyebilecek Ha. yetideki Kimse o yüzden kızlar. Allah'ın dinini kendi maddi menfaatleri için, kimse işte bugünkü o Kur'an'daki mehir kavramı ile alakası yok. İşte başlık almak için, şunu yapmak, bunu yapmak için, kendi gücü için, bilmem nesi için, menfaati için çocuklarını çok genç yaşta, çok böyle alakası, çok yaşlı kimselerle veyahut da yaşlı olmasa da ne bileyim yani. Onun en azından razı olmayacağı kimselerle evlendirenler var. Bunların asla İslami bir kökeni yoktur. Tam tersi bu tip şeylerde İslam'ı kullanmak, yani Allah'ın söylemediği şeyleri Allah'a söylettirip o kızlar, o çocukları sömürmek dine yapılabilecek en büyük bir ihanettir. Yani buna dikkat etmek.